Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Görüşmeler bitmiş. Ay evet, çok güzeldi. Bak, sormadık bile artık hani kazandın mı diye. Ayşe doğru tahmin eden gelin adaylarından biri oldu. Banko. Mehtap, sen sabah böyle büyük bir özgüven patlamasıyla gözlüklerini takıp Tankut hazır ol, Tankut çağıracak beni kesin eminim demiştin. Peki Mehtap'ı kim çağırdı? Mehtap'ı Tankut mu çağırdı sizce? Hiç tahmin edemiyorum. Tankut. Ben sadece yarışmayı kaybederim. Yani pek bir şey kaybetmedim. Sadece bu yarışmayı kaybetmiş oldum. Peki. Şu anki. Sonucunu değerlendireceğiz. Tabii. Ama sence nasıl bir kırmızı odaydı? Nasıl bir görüşmeydi? Güzeldi. Güzel geçti. Sevindin mi? Tabii ki sevindim. Sonuçta doğru bir kişi tarafından da olsa doğru anlaşılmak güzel bir şey. Evet. Yarışmayı, yani daha doğrusu yarışma değil, görevimizi, tahmin görevimizi kaybettin Tankut diyerek. Evet, kaybettim ama pek bir şey kaybetmedim. Sadece yarışmayı kaybettim. Peki seni kim çağırdı? Açıkla bize. Murat çağırdı. Melis. Melis beni Serhan çağırır demişti. Bunu geçen hafta Melis'in, hatırlıyorsunuz, teyzesi buraya gelip Serhan'dan rica etmişti. Serhan da kabul etmişti zaten. Ve Erdem'le de aralarında bu konu konuşulmuştu. Bayağı da büyük olay olmuştu aslında. Evet, seni iki kişi çağırdı bugün. Sermin'e de hatırlattım. Bir gelin adayını birden fazla damat adayı çağırabiliyor diye. Evet, evet. Seni iki kişi çağırdı bugün. Biri? Erdem. Erdem. Nasıldı? İyiydi. Güzel. Diğeri Serhan. O nasıldı? O da iyiydi. Evet. O zaman şu ana kadar Ceyda, Ayşe ve Melis doğru tahminlerde bulundular. Geçelim şöyle. Sermin. Sermin kim demişti? Serhan demişti. Demiştim. Ama Serhan... Olmadı, söz olmadı. Verdiği için. Söz verdiği için olmadı. Sabah uyarmıştım seni zaten. Bir de ben istikrarımdan şey yapmak istemedim. Ödün vermek istemedim. Serhan dedim zaten geldiğim dedi. Bir de çok yenisin. Serhan'dı. Henüz adayları tanımıyorsun. Yani o yüzden... tam olarak tanımıyorum ama Serhan diyerek geldim. Yani burada da tahminimde Serhan dememenin doğrusuydu. Tamam. Mehtap'ın da dediği gibi yarışmayı kaybettik sadece. Yani görevi. Görevi belki tam anlamıyla yerine getiremedin ama uzun yolculukta belki bu bir yani. Ümit ışığı, bir aynen. Başarı. Bir istikrar göstergesi olabilir. Aynen. Duygu beni Murat çağırır demişti sabah yani, bana. Yanıldık. Yanıldı. Kesinlikle artık tutturamıyorum Seda Hanım. Bundan sonra da kesinlikle Murat Bey'in adını vermeyeceğim. Ben de düşündüm, kalbimden geçen adayları söyleyeceğim. Hı-hı. Murat bir sürpriz yaptı. Az önce açıkladık, Mehtap'ın evet, ismini verdi. Evet. Sen ne hissediyorsun? Ben artık istikrarımı korumak istemiyorum. Zaten korunmaması gereken bir tanışma, tanıma... devresiydi. Yanıldım. İlk defa yanıldım. Murat Bey çağırmadı beni. Kim çağırdı? Tankut çağırdı. Tankut çağırdı. Evet. Peki Tankut'la beklediğin gibi bir görüşme miydi bu? Seda Hanım çok kısa sürdü. Tam yani konuya giriyorduk. Zamanımız bitti. İnşallah bir tanki kırmızı odamızda bu sefer gelin adayları çağıracak. Tabii ki ben de Tankut Bey'i çağırmak isterim. O kısa süren konuşmayı devam ettirmek isterim. Için. Tamam. Güzel. Akşam zaten uzun uzun konuşacağız ödüller paylaşıldıktan sonra. Çünkü daha fazla zaman geçireceksiniz damat adaylarıyla. İnşallah. Hadi azıcık enerji hazırlanın. Hadi bakalım. Sinyal gelecek. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Murat için gelmiştim. Tabii ki onun için geldim. Ama içeride. Beni rezil ettin. Ama içeride. Beni rezil ettin. İçeride bak. İçeride birbirinizi tanıma faslı başladı. Benim için bitti. Geri gelmene değdi ya, mi? Beni rezil ettiğine değdi mi? Değdi kesinlikle. Başka bir yazık insan tanıyacağım. Sana. Var mı hakikaten bir diyeceğim? Çok yazık. Hadi ya boş versene. Çok sen. Yazık. Sana çok yazık. Geri kalan ömrünün yazık. Burada geçirme. Yazık. Bence boşa harcıyorsun. Bence sen geçirme. Bence sen geçirme. En azından ben istikrarlı bir hafta tanımaya çalıştım birisini. Sen maşallah onu bile başaramadın. Gelir gelmez adamın yüzüne dedin ya. Sana var ya. Beni dışarıda üzülüyorum. İsteyenler sana var. Sana üzülüyorum küçük hanım. Evlenmedi. Küçük hanım. Senin için geri küçük hanım sana çok üzülüyorum. Seni tanımaya çalışmadılar bile. Yani o lütufta bulunmadılar. Tanımaya çalışmadılar bile. Tanımaya da çalışacağım. Sen buna üzül. Tanımaya haydi, da çalışacaklar. Haydi haydi sen buna üzül. Bu yarışmadaysan, bu ya programdaysan bak, sonuna bak. Kadar gideceğim. Sana ben bir şey sonuna söyleyeyim. Sonuna kadar gideceğim. Sana ben bir tamam şey söyleyeyim bak. Ben bu programdaysam. Sana ben bir şey söyleyeyim. Ne sen, ben de ne o, kadar. Ne o, ne başkası beni yıldıramayacaksın. Sana ben bir şey söyleyeyim. Sonuna kadar gideceğim. Ben sana bir şey, bir dinler bu savaşı misin? Ben kazanacağım. Ben Murat'ı istedikten sonra. Murat için savaşmıyorum ya, ben şu an. Ben Murat için savaşacağım ya. Bu savaşı ben kazanacağım. Ya bırak. Büyük.
Ya laf, benim savaşacağım adam değmeli. Bir daha. Ben giderken ne demiştim? Küçük karakterliyse tamam beklerim dedim. İyiler ne büyük konuştum. İyiler ben kazandım eve girdim. Var mı diyeceksin? Yemek de küçük küçük yersin artık. Ben kazandım eve girdim. İşte iyiler kazandı eve girdim. Var mı bir diyeceksin? Senden benim her tanımaya çalıştıklarımın peşinden geliyorsun. Seni peşimden atamıyorum ne hikmetse. Sanki bana yapıştın. Yapışık ikiz gibiyiz. Yapıştın bana. Senin peşinden neden geleyim? Şimdi bak Tankut Bey'i burada tanımaya çalışıyorum. Burada bir sürü aday var. Senin peşinden niye geleyim? Buyur gel hayatım. Saçmalama. Etkilenmediğim hiçbir şeyin peşinden gitmem. Ay, burada buyur sen gel. Değilsin. Sen her şeyden etkilirsin. Bu savaşı ben kazanacağım. Sen benden bile etkileniyorsun. Adım gibi sen eminim. Sen benden bile etkileniyorsun. Emin ol. Kıskanç. Mehtap değil matkap kıskanç. Gibi geliyorum. Matkap. Kıskanç. Sen sanayi mikserisin. Sanayi mikseri. Neyse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.